10 günlük bayram tatilini fırsat bilenler soluğu Bodrum'da aldı. Sahiller doldu taştı, deniz keyfini çıkaranlar arasında ünlü model Çağla Çeker ve çocukları da vardı. Bodrum gecelerinde ise Gülşen'le hareketlendi. 3 aylık hamile olan ünlü şarkıcı konserine özel hazırlık yapmıştı. İşte o keyifli görüntüler. Üç aylık hamile Gülşen özel kostümle Bodrum'da konser verdi. Çağla Şiker'in sahil çocuklarıyla sahil eğlencesinde komik anlar yaşandı. İstanbul'a sığamayanlar resmen Bodrum'a doldu taştı. Gecesiyle gündüzüyle Bodrum'dan tatil manzaraları Magazin 8'de. Hava sıcaklığının ortalama 30 derecelerde gezdiği Bodrum'da, gündüz sahiller, plajlarda serinlemek galiba burada en büyük nimet. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Hava sıcak ancak manzara daha sıcak. Denizde serinleyenlerin keyfi ise herkesi resmen kıskandıracak cinsten. Bakın kimler var Türkbük'ünde. Kot gömleği, ağzında kovboy kürdanı, resmen western durumları yaşıyor İdo. İdo Tatlıses, Bodrum'a kız kardeşi Dilan Çıtak ve babası İbrahim Tatlıses'le geldi. Ancak onlar evde dinlenirken İdo yakın arkadaş grubuyla işte bu şekilde eğlendi. Magazin 8 kamerasını fark eden İdo hem dans etti hem de bir göz kırparak selam verdi. Biraz ileride Çağla Şikel, iki yakışıklı beyefendi ve aile dostlarıyla eğlencede. Hem de ne eğlence. Çağla Şikel, büyük oğlu Kuzey ve küçük oğlu Uzay'la meşgul. Daha doğrusu Kuzey annesinin ilgisini biraz daha çekiyor. Anne olmak zor. Çocuk büyütmek çok daha zor. Hadi bakalım, anne olmak için şimdiden sabırsızlanıyorum diyen Gülşen'in konserine geçelim. Sahnede dansçıları kıpır kıpır. Gülşen biraz temkinli, fazla dans etmiyor. E haliyle güvende olmalı karnındaki bebeği. Geçtiğimiz ay İspanya'da evlendiği ünlü müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu da Bodrum'da. Gülşen hazırlanarak geldi Bodrum'a. İşte bu tulumu bu konser için özel olarak diktirdi. Fermuarlı. Allı pullu tulumunun ön kısmı göbeğine kadar açık. Tulumun göbek kısmı biraz bol. Gülşen'in göbeği ve içindeki bebeği de resmen belli olmaya başladı.
3 aylık hamile olan Gülşen heyecanlı olduğunu misafirleriyle paylaştı. Çok teşekkürler, alkışlar. Herkese öncelikle iyi bayramlar. Bayramın ilk günü, biz de heyecanlıyız. Bodrum'da ilk konserimiz bu yaz. Çok heyecanlı bence. Sahnede de ilk konserimiz. Hepimiz heyecanlıyız. Çok güzel bir gece olsun. Herkese iyi eğlenceler diliyoruz. Hamilelik döneminde Bodrum'da ilk kez konser veren Gülşen'in özellikle profilden görüntüsünde göbeği net belli oluyordu. Her yaz Bodrum'da sahne alan Fatih Ürek de birazdan sahneye çıkacak. Kuliste son hazırlıklar yapılıyor ama kostümde biraz problem var galiba. Evet. İki yardımcısı ve Fatih Ürek'in çabalarıyla son hazırlıklar da tamam. Çalışmaktan güzel bir şey yok fakat ters, hep böyle gidiyorum yani. Dönüp geliyorum. Olsun, şükür, buna da şükür olsun. İşleyen demir ışıldar tabii ki. Hem demir hem de kostüm ışıldıyor bu arada. Kostüm biraz Russell Crowe'un şu kostümünü andırmıyor mu sizce de? Ben gladyatör oldum bununla. Gladyatör, bak zırh gibi bir şey giydim zaten. Özel bir kostüm. Evet, özel bir kostüm. Sevgili Tanju Babacan yaptı bunu bana. Bayağı böyle bir şeyli, güzel bir kostüm oldu. Takılarıyla da Kim Kardashian'la pişti olmuş resmen. Evet, pişti oluyoruz galiba onunla. Gazeteler yazıyor. Böyle bir şey yani ben zaten eskiden bilirsiniz ben leopar ve bir panter düşkünlüğüm vardı benim. Bu takıları da görünce ben zaten bilirsiniz de yine çok takım meraklıyım, takı tuku severim. Aldım taktım, boynumda da var böyle bir şey, böyle taktım. Bak burada da ak panter var. Bu da panter. Bir yurt dışı gezisinde canlı canlı panter bile görmüş Fatih Ürek. Görmez miyim? Gördüm. Çok güzel hayvan. Çok güzel bir hayvan. Yani inanılmaz güzel bir hayvan o. Çok yani enteresan bir hayvan. Bir de zaten o vahşi ve güzelliği çekiyor böyle. Desteni de biliyorsunuz çok çekiyor. Enteresan. Bir Nuri Yeritaş seviyor. Bir de ben galiba. Panteri. Doğayı gezmek, panterleri izlemek ve kalan ömrümü doya doya yaşamak istiyorum diyen Fatih Ürek, Bodrum'da işletmecilik yapmayı bıraktığını, sadece şarkı söyleyeceğini açıkladı. Ben biliyorsunuz aslında bu işlerin ilk başlangıcı ben yaptım. Yani gece kulübü de işlettim. Bir sürü şey yaptım. Çok zor ya. Vallahi Allah sabır versin. O işletme, uğraşma, gitme, gelme çok zor. Ben işimi yapayım, sahnemi çıkayım yapayım. O bana yetiyor artık. Çok zor. Benim çünkü ben kendi restoranım da var. Zaten ona bile tek tük uğruyorum. Malumunuz bayramda onlarca meslektaşı gibi çalıştı Fatih Ürek. Bu arada biraz sitem ediyor bayram gelenekleri üzerine. Zaten sanatçı arkadaşlarım bir işlerine gideceğim herhalde. Onlar yapıyorlar çünkü. Onların işlerine gideceğim herhalde. Öyle başlayacağız inşallah. Yani bu bayram sonrası başlarız. Gideriz yani. Yapacağım ya. Niye yapayım? Bodrum'da 15 yıldır sahne alan Fatih Ürek, dostluğun ebedi, rekabetin ezeli olduğunu da iddialı bir açıklamayla yineliyor. Atı ve gol. Sallaya sallaya. Her türlü diyorsun. Gol evet. Diyorum yani. Penaltı ve her türlü gol. Gider. Gider. Peki sahnelerin kralı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bir ya numaran diyor musunuz yani? Yani şahanede kral diye iddia etmiyorum ama benim sahnem çok iyidir. Birçok insanın gelip benden ders alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biraz yazdım galiba bunu. Biraz yazdım onu, tarihini yazdım. Çünkü 35 sene yakın bir sahnedeyim ben. Direkt olarak. Ama her zaman kendimi bir Hacı Peygamber okuyor, bir de ben kendimi okuyorum. Bu arada elindeki yara izi de dikkat çekiyor. Sahnede düşmüştü Fatih Ürek. Hala geçmedi bak. Deri yeniliyor. Düşmüştüm buraya. Onu o ayağımda da var o çünkü. Ben bir aydan fazla oldu. 19 Mayıs'ta burada Gençlik Festivali'nde düştüm. Hala o. Çok biraz oynak bir yer olduğu için maalesef. Ve sahne vakti. Fatih Ürek sahneye yeni şarkısı Sallaya Sallaya ile çıktı. Sallaya sallaya sonra dünya çilesini çıkarır. Hayal sanmışım.
Fatih Üre'nin programı yaklaşık 3 saat sürdü. Halk müziğinin sevilen ismi Soner Olgun da İstanbul'dan Bodrum'a transfer olanlardan. Bugün Bodrum'da yıllar sonra yeniden sahneye çıkıyoruz. Gözler İstanbul'da birlikte sahne aldığı Nükhet Duru'yu da arıyor. Nükhet'le bizim yaptığımız iş dost muhabbeti bağlamında çok özel bir iş. Nükhet Duru Türkiye'nin bence en kral liçe diyelim, kraliçe olsun dahi. Vokallerinden, kadın seslerinden bir tanesi biliyorsunuz. Şahane bir yorumcu. Ben müzik sektörüne Nükhet Duru ile başladım, girdim. Onunla yaklaşık 20 yıl sonra yeniden beraber olduk. İşte bir İstanbul'da bir program yaptık. Şimdi nasipse yaz boyunca da onunla yapacağımız 2-3 konserimiz var. Soner Olgun hayli otantik bir atmosferde söylediği şarkılarını.